Yani sanki böyle bir kasinodaymış gibi. Diğer... Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan Türkiye'de yasa dışı bahis, kumar ve oluşturduğu olumsuz durumları hakkında açıklamalar da bulundu. Profesör Doktor Eraslan Türkiye'de kumarhanelerin 1980'lerde Turgut Özal döneminde yasaklandığını hatırlatarak şunları söyledi. İşim çok kolaylaştı. Anahtar ifade bu. Kumara erişim yani koca coğrafyadan kumarhaneyi yasaklıyoruz ama şu anda çocuklar cep telefonlarında sanal bahis, sanal kumarhane şeklinde kumar oynuyorlar. Öncelikle 50 lira 100 lirayla başlayıp daha sonra yani yüz binlerce TL borçlanan sağdan soldan anne ve babalarından para alıp daha sonra bunları orada kaybedip intihar eden gençleri görmekteyiz. O yüzden şu anda çok ciddi bir şekilde en az uyuşturucu kadar tehlikeli bir durumdan bahsediyoruz kumar tutkunluğunda en büyük süreç kumara erişimi kolaylaştırmak. Ve işte en basit bir dizi platformundan, film platformundan nereye girerseniz girin önünüze bonus vaatli kumar siteleri gelmekte. Yani bu işi yapanlar da bu işi mümkün olduğunca insanları motive etmek için kullanıyorlar. Buradan değerli anne ve babalara, gençlere seslenelim. Lütfen böylesi süreçlerden uzak durun. Kumar en az uyuşturucu kadar, terör kadar tehlikelidir. Hızlı bir şekilde kendinizi bu girdaba kaptırıp, borçlanıp daha sonra da ne yazık ki yaşamlarına kıyan insanların da hikayelerini biliyoruz. Bu yüzden bunlara dönük olarak bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı. Milli Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, bu üçlü bakanlığı hep sayıyoruz. Çünkü toplumsal tehlikelerde kalkan vazifesini bu bakanlıklar kuracaklar. Bu yüzden buna dönük bilgilendirme çalışmalarının acilen yapılması gerekiyor.